Konuya siyasi inkılaplardan başlayacağız. Siyasi inkılaplardan devam edeceğiz. Siyasi inkılaplar, devletin yönetimini, işleyiş mantığını, esas yapısını ifade eden çalışmalar siyasi inkılaplardır. Türkiye Devleti'nin siyasi inkılapları 8 başlık altında değerlendirilir. Değerlendirmek gerekir. Önemli 8 başlık vardır Türkiye inkılaplarının, siyasi inkılaplarında. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922'dir. Siyasi inkılapların ilki saltanatın kaldırılmasıdır. Ardından Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923. Ardından halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924. Ankara'nın başkent olması 13 Ekim 1923. Çok partili rejim denemeleri 1925-30 ve ardından olan denemeler. Erkan-ı Harbiye vekaletinin kaldırılması 3 Mart 1924. Devletin dini İslam'dır ibaresinin anayasadan çıkarılması 1900. Devletin dini İslam'dır ibaresinin 1928. Burada bir yanlışlık varmış. 37 demiş, çıkarılması demiş ama 1920'de din maddesi anayasadan çıkarılması 1928'dir. Atatürk ülkelerinin anayasaya girmesi 1937'dir. Böyle bakarsak siyasi inkılaplara Türkiye'de saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin kaldırılması, Ankara'nın başkent olması, çok partili rejim denemeleri, Erkan Harbiye vekaleti, devletin dini İslam'dır ibaresinin anayasadan çıkarılması, Atatürk ülkelerinin anayasaya girmesi siyasi inkılaplarda. Hukuk inkılapları. Hukuk inkılapları, Osmanlı Devleti çok uluslu, çok hukukçu bir hukukulu olan bir toplumdur. Bu nedenle hukuk birliği yoktur. Laik esaslara aykırıydı. Kadın hakları kısıtlıydı ve 2. Abdülhamit dönemi Ahmet Cevdet Paşa'nın hazırladığı mecelle ve kanun-ı esasiye gibi kanun ve yasalar çağdaş değil de bozuktu. Hukuk inkılapları şunlardır. Hukuk inkılapları, şer'iye ve efkaf vekaletinin kaldırılması 3 Mart 1924. Şer'iye mahkemelerinin kaldırılmıştır. Yine 3 Mart 1924. Ankara Hukuk Mektebi'nin açılması 1925. Devletin dini İslam'dır ibaresinin kaldırılması. Burada da 1937 geçmiş ama ben bunu halen 1928 olarak ısrarcıyım. 1928. Anayasa laikleşmiştir diyor. Laiklik 1937'de anayasaya giriyor benim bildiğim bu takı konuda. Atatürk ilkeleri 1937'de anayasaya girmiştir. 1934'te kadınlara siyasi haklar verildi. İsviçre'den Medeni Kanun 1926'da, İcra İflas Hukuku 1932'de, Ticaret Hukuku 1926'da ve Borçlar Hukuku da 1926'da alınmıştır. Bunların başka devletlerden alındığını biliyorum. Almanya'dan Deniz Ticareti Hukuku 1929 ve Ceza Hakimiyeti Usulü Kanun alındı yine 1929'da. Fransa'dan Yönetim Hukuku alındı 1929'da. İtalya'dan ceza hukuku alanında yine hukuk alanında bir yenilik oldu 1926'da. 1920 anayasanın kabulü ve buna bağlı değişiklikler yapıldı 1927'de. İstiklal mahkemeleri 1927'de kapatıldı. Kadınlara muhtarlık verildi 1933'te. Vekillik 1934'te verilmiştir kadınlara. Anayasaya Türkçe'ye çevrilmiştir 1945'te. Bunlar hukuk inkılaplarıdır. Laik hukuka yönelmenin nedeni nedir? Laik hukuka yönelmenin nedenleri nelerdir konusu? Laik hukuka yönelmenin nedenleri 9 madde içerisinde belirtilmiş.
hukuk birliğinin olmayışı, eski hukuk sisteminin modern hayatın ihtiyaçlarında yetersiz kalması, Batı medeniyetlerine katılma isteği, devletin layık bir karakter kazanmasının gerekliliği, halkın evlenme, boşanma ve miras konularında kendi dini kurallarını uygulaması, herkes kendi dini kurallarını uyguluyor bu konularda, modern ceza hukukunun olmayışı, kadın hakları ile ilgili kanunların yetersiz kalması, iktisadi ve ticari hayatı düzenleyen kuralların yetersiz kalması, yeni Türk Devleti'nin milliyetçilik esasına göre kurulmuş olması, layık hukuka yönelmenin nedenleri arasındadır. Buradaki önemli bir konu, yeni Türk Devleti'nin milliyetçilik esasına göre kurulması demiş. Burada da layık hukuka yönelmenin bir nedenidir bu da. Not var burada bir tane. Atatürk'ün hukuk inkılabının en önemli tarafı layık hukuk kurallarının benimsenmesidir. Hukukun layık olması demek devletin kanun koyarken din esaslarına uyma zorunluluğu olmaması demektir. Toplum kurallarına uymak zorundadır devlet. Medeni Kanun. Medeni Kanun 17 Şubat 1926 tarihinde yapılmış bir yeniliktir. Kanundur, Medeni Kanun. İsviçre Medeni Kanunu'nun kabul edilme nedenleri şunlardır. İsviçre Medeni Kanunu Avrupa'daki medeni kanunların en yenisidir. Akla dayanması, sorunlara pratik çözümler getirmesi, aile hukukunun kadın erkek eşitliğine dayanması, Avrupa medeni kanunlarının tümünden faydalanmış olması, en son yapıldığı için tümünden faydalanmıştır İsviçre Medeni Kanunu. Demokratik olması, layık ve çağdaş nitelikli olması, açık ve anlaşılır şekilde hazırlanmış olması, Türkiye'nin İsviçre Medeni Kanunu'nu tercih etmesinin nedenleri arasındadır. Buradaki notlara baktığımızda 6 tane not var. Medeni kanun, evlenme, boşanma, miras gibi ilişkileri düzenlemektedir ki bu siyasi hakları düzenlemez. Medeni kanunda siyasi haklar yoktur. Evlenme, boşanma ve miras konuları vardır medeni kanunda. İkinci bir not halkçılıktır. Kadın erkek eşitliğini sağladığı için halkçılıktır. Üçüncü bir not ise laiklikle ilgilidir ki mecelle kaldırılmıştır. Mecelle kaldırıldığı için laiklikle ilgilidir. Dördüncü bir not milliyetçilikle ilgilidir ki Patrikhane'nin yetkisini kısıtlamıştır medeni kanun milliyetçidir. İnkılapçıdır, yenilikçi olduğundan inkılapçıdır. Ve son olarak siyasi hakları kapsamadığından cumhuriyetçilikle ilgisi yoktur. Kadınlara siyasi haklar sonraki yıllarda verilmiştir. Burada sadece evlenme, boşanma ve miras konularının düzenlenmiştir medeni kanunda. Medeni kanuna göre tek kadınla evlilik esas alınmış. Resmi nikah zorunlu alınırken dini nikah isteğe bağlanmıştır. Kadınlara boşanma hakkı tanınmıştır. Mirasta ve şahitlikte eşitlik getirilmiş, kadına çocuğun velayetini alma hakkı verilmiştir. Patrikhane ve elçiliklerin azınlık haklarıyla ilgilenme ve mahkeme kurma yetkisi kaldırılmıştır. Patrikhanenin dünyevi yetkilerine son verilmiştir. Hukukta birlik sağlandı maddesinin konusu budur. Vatandaşlar din, mezhep, hak ve yükümlülükler bakımından eşit duruma getirilmiştir. Anne ve babaya aileli yükümlülükler getirilmiştir. Ailede eşler arasında bir eşitlik sağlanmış, kadınlar her meslekte çalışabilecektir maddesi eklenmiştir. Kadınla erkek arasında sosyal ve ekonomik eşitlik sağlanmıştır. Medeni kanuna göre yapılanlar bunlardır. İki tane not var medeni kanunla ilgili. Patrikhanenin dünyevi yetkileri medeni kanunla kaldırılmış, hukukta birlik sağlanmıştır. Patrikhanenin siyasi bir yetkisi de ne zaman kaldırılmıştır? 1923 Lozan Konferansı'nda kaldırılmıştır.
Fatih Kanuni'nin siyasi yetkisi Lozan'da, dünyevi yetkileri de medeni kanunla kaldırılmıştır. Diğer bir not, 1925 yılında açılan Ankara Hukuk Mektebi, 1926 yılında kabul edilen medeni kanunu uygulamak için yargıç ve savcılar yetiştirmeye başlamıştır. Teşkilat-ı Esasiye 1921 Anayasası. Teşkilat-ı Esasiye 1921 Anayasası. Türkiye'nin ilk anayasası olarak kabul edilir. Olağanüstü şartlarda acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla kısa sürede hazırlanmıştır. En yumuşak anayasadır. Not 1921 ve 24 Anayasanın layık değildir. 1921 ve 24 Anayasaları layık değildir. Devletin dini İslam'dır ibaresi 1928 Anayasadan çıkartılmıştır. Biraz önceki konuda geçtiğimiz işte 30. Devletin dini İslam'dır ibaresi 1928 Anayasadan çıkarılıyor. Laiklik 1937'de anayasaya giriyor. 1928 yılında milletvekillerin yeni şekli değiştirildi ve laikliğin 24 Anayasası'nda pekiştiği tarih 1937'de pekişmiştir, tam olarak girmemiştir. Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesi, yani anayasanın laiklik özelliği pekişmiştir 1937'de. Tam olarak laik olmamıştır. Laiklik özelliği pekişmiştir. Teşkilat-ı Esasiye'nin bazı maddeleri şunlardır 1921 Anayasası'nın, yani. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Yönetim halkın kendi kaderini kendisinin tayinine dayanır. Yasama, yürütme ve yargı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Birinci meclis yargı yetkisini istiklal mahkemelerinin kurulmasıyla başlamıştır. Birinci meclis yargı yetkisine istiklal mahkemelerinin kurulmasıyla başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yöneliktir, yönetilir. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir. Büyük Millet Meclisi halkın seçtiği üyelerden oluşur. Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu her yıl Kasım ayı başında çağrısız toplanır. Seçimler 2 yılda bir yapılır, seçmen yaşı 18'dir. Türkiye'de seçim sistemi benimsenmiştir. Şeriat hükümlerinin uygulanması, savaşa ve barışa karar verilmesi, seçimlerin yapılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. İcra vekilleri içlerinden birini hükümet başkanı seçerler. Halkın yönetime katılımını sağlayarak yerinden yönetim ilkesi benimsenmiştir. Ülkenin idaresi il, ilçe ve nahiyelere ayrılmıştır. Yasa konulması, kaldırılması, değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisindedir. Bakanlar Kurulu'nun görev ve sorumluluğu özel yasayla belirlenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Bakanlar Kurulu'nun da doğal başkanıdır. Not: bu anayasa Türk Devleti'nin tam olarak kuruluş belgesidir. Egemenliğin kaynağı halktır ve güçler birliğine dayanır. Türk Devleti'nin tam olarak kuruluş belgesi 1921 Anayasası'dır. İkinci bir not ise 1921 Anayasası'nın dayandığı temel ilkeler: ulusal egemenlik, güçler birliği, tek meclis ve meclisin üstünlüğü ilkesidir. 1921 Anayasası yargıdan ve temel hak ve özgürlüklerden bahsedilmemiştir. 1923 yılı değişiklikleri, 1921 Anayasası'ndaki 1923 yılı değişiklikleri ise en önemli değişiklik tabii ki Cumhuriyet'in ilanı, yani Türk Cumhuriyet rejiminin getirilmesidir. Cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin rejimi Cumhuriyet'tir. Bilinmiş devletin resmi dili Türkçe, dini İslam, başkenti Ankara'dır denilmiştir 1923 değişikliklerinde. Devletin başında Cumhurbaşkanı vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi bir seçim dönemi 1923 yılı değişikliklerinde kalmıştık bu arada. Türkiye Devleti'nin rejimi Cumhuriyet'tir. 1923'te gelen değişikliklerden bu eklenmiştir anayasaya, 21 Anayasası'na. Devletin resmi dili Türkçe, dini İslam, başkenti Ankara'dır ki maddesi eklenmiştir. Devletin başına Cumhurbaşkanı varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir seçim döneminde 4 yıl için seçilir. Bu maddeler eklenmiştir. Cumhurbaşkanı tekrar seçilebilir. Başbakan
Cumhurbaşkanınca meclis üyeleri arasından seçilir. Bakanlar meclis üyeleri içinden başbakan tarafından seçilir ve tamamı Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulur denilmiştir. 1923 yılı değişiklikleri. 1924 Anayasası 20 Nisan 1924'tür. 1924 Anayasası. Kurtuluş Savaşı ardından yeni devletin örgütlenmesinin getirdiği sorunlar yeni anayasayı gerekli kılmıştır. 1924 Anayasası'nın maddeleri: devletin temel niteliği Cumhuriyet dini, İslam dini, Türkçe başkenti Ankara'dır. Seçmen yaşı 22'dir. 1921 Anayasası'nda seçmen yaşı 18 iken 24'te 21'e çıkmıştır. Başlangıçta 18'di, daha sonra 22'ye çıkıyor seçmen yaşı. Milletvekili seçimde yaşı ise 30'dur. Seçimler 4 yılda bir yapılır. Cumhurbaşkanı 4 yıllık süre için meclis içinden ve meclis tarafından seçilmesi hükmü kabul edilmiştir. Yargı hakkı millet adına bağımsız mahkemelerce yürütülür. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusa aittir. Meclis üstünlüğü ve güçler birliği ilkesi kabul edilmiştir. Meclis hükümeti ile parlamenter sistem arası karma sistem benimselmiştir. 1924 Anayasası karma sistem benimselmiştir. Hükümetin kuruluşu parlamenter sisteme göredir. Bakanlar başbakan tarafından seçilir, Cumhurbaşkanı onaylar ve ardından meclise sunulur. Güven oyu istenir ve bakanlar meclise karşı sorumludur. 1924 Anayasası'nda meclisin bakanları onaylaması şartı kaldırılmıştır. Sadece güven için meclise sunulması ilkesi getirilmiştir. Meclisin onaylaması kaldırılmış, sadece güven oyu için meclise sunulma şartı getirilmiştir. Sert bir anayasadır. Anayasa değişikliği teklifinin meclis üye tam sayısının en az 3'te 1'i tarafından imzalanması şarttır. Kabulü ise 3'te 2 oyuyla mümkündür. Ayrıca devletin şekli cumhuriyet bir ibaresi kabul edilmiştir. Böylece ilk defa 1924 Anayasası'nda değiştirilemeyecek hükümlere yer verilmiştir. Anayasanın üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. Hiçbir yasa anayasaya aykırı olamayacaktır denilmiştir. Az da olsa temel hak ve özgürlüklerden bahsedilmiştir. Sosyal ve ekonomik haklara yer verilmemiştir. Bakan, Danıştay, Yargıtay başkanları üyeleriyle Cumhuriyet Başsavcısını yargılamak için Yüce Divan kurulacağı hükme bağlanmıştır. Anayasanın kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar verilmesi yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. Sık yönetim düzenlenmiş ve sık yönetimin Bakanlar Kurulu tarafından süresi bir yılı aşmamak üzere ilan edileceği hükme bağlanmıştır. Meclis yorumlarına sadece bu dönemde yer verilmiştir. Meclis yorumlarına sadece 1924 Anayasası'nda yer verilmiştir. 1924 Anayasası en uzun süre yürürlükte kalan anayasadır. 37 yıl yürürlükte kalmıştır. 1982 Anayasası şu anda 32 yıl olmuştur. 21 gibi layık değildir. 1924 Anayasası'nda 1921 Anayasası gibi layık değildir. 1924 Anayasası'nda yapılan bazı değişiklikler şunlardır. 1. 1924'te laiklik yolunda ilk önemli adımların atılması neticesinde 1928'de yapılan anayasadaki değişiklikle Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır ibaresi kaldırılmıştır. Yine milletvekillerinin yemin metninde yer alan vallahi kelimesiyle meclisin yetkileri arasında sayılan şer'i hükümlerin uygulanması kuralı anayasadan çıkarılmıştır. 1929'da toprak reformu yapılması öngörülmüştür. 1924 anayasadaki ikinci değişikliktir. Üçüncü değişiklik 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiş. Yine 1934'te seçim yaşı 18'den 22'ye çıkarılmıştır. 18'den 22'ye çıkarılmıştır. 1934'te çıkarılmış. Demek ki neymiş? 1924 Anayasası başlangıçta da 18'miş. 1934'ten sonra 22'ye çıkarılmıştır. 1937'de Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi ve Laik İnkılapçıdır maddesi anayasaya eklenmiştir.
1937'de kamulaştırma anayasaya girmiştir. 1945'te anayasanın dili baştan baş sona Türkçeleştirilmiştir. 1945'te anayasanın dili baştan sona Türkçeleştirilmiştir ki bunlar 1924 anayasa yapılan bazı değişikliklerdir. 1924 anayasası değişiklikler ile gelişen inkılap ve yenilikler hareketlerine paralel olarak değişmiştir. Eğitim ve kültür inkılapları Osmanlı eğitim kurumlarının sisteminin özellikleri şunlardır. Çağın gereklerine ve ihtiyaçlarını karşılamadan uzak, dine dayalı eğitim vardı Osmanlı'da. Pozitif bilimler yetersizdir. Okuma, yazma bilen kişi sayısı azdı. Eğitim ve öğretim kurumları üzerinde devlet kontrolü yoktu. Eğitim öğretimde birlik yoktu ve ilköğretim eğitiminin zorunluluğu bir türlü uygulamaya konamamıştır Osmanlı Devleti'nde. Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924'tür. Eğitime ne kadar çok önem verildiğini anlamak zor değildir. Kurtuluş Savaşı'nın en çetin geçtiği sıralarda Ankara'da 14 Temmuz 1921'de Maarif Kongresi toplanmıştır. Sonuçları Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun sonuçları. Medreseler kapatılmış, medreseli mektepli ikiliğine son verilmiştir. Türk Eğitim ve Öğretim Kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır ki milliyetçilikle ilgilidir. Azınlıkların ve yabancı okulların dini ve siyasi öğretim yapmaları önlenmiştir, milliyetçilikle ilgilidir. Yabancı okulların ders programlarında Türkçe kültür dersleri konuldu ve bu derslerin Türk öğretmenler tarafından okutulması sağlanmıştır, milliyetçilikle ilgilidir. Yabancı okullara Türk müfettişlerce denetlenmesi sağlanmıştır. Çağdaş, laik, milli ve demokratik bir eğitim sistemi kurulmuştur. Eğitimde dinin etkisi kırıldı. İmam Hatip ve ilahiyat fakülteleri açılmıştır bu dönemde. Yani din eğitimi veren kurumlar da devlete bağlanmış, devlet denetimine alınmıştır. Karma eğitim sistemi esas alınıp eğitim hakkında herkese ayrım yapılmaksızın yararlanacaktır denilmiştir ki bu halkçılıkla ilgilidir. Eğitim parasız ve zorunlu hale getirilmiştir. Halkçılıkla ilgilidir. Eğitim programları milli birliği sağlamaya, bilim esaslara ve yeniliklere uygun niteliklerle ayarlanmıştır eğitim programları. Bir not var burada. Tevhid-i tedrisat, laiklik, milliyetçilik, halkçılık ilkeleriyle ilgili bir yeniliktir. Eğitim ve öğretime milli bir ve laik bir karakter vermiştir. Bu kanunun kabulü, medreselerin kaldırılması, laik eğitime geçişin ilk adımıdır. Medreseler 11 Mart 1924'te kapatılmış, kronoloji de önemlidir. Medreseler 11 Mart 1924'te kapatıldı. Kronoloji de özellikle önemlidir bu bilgi. Maarif Teşkilatı Kanunu 2 Mart 1926, bu ikinci Maarif Kongresi oluyor. 1921'deki birinci Maarif Kongresi. Eğitimin içeriği biraz daha laikleştirilmiştir Maarif Kongresi ile. Cumhuriyet ilkelerine dayalı laik ve modern eğitim sistemi bunun bu kanun ile düzenlenmiştir. Buna göre devletten izinsiz okul açmak yasaklanmıştır Maarif Teşkilatı Kanunu'nda. Çağ dışı dersler kaldırılarak müfredata yeni konular eklenmiştir. Talim terbiye kurulu oluşturulmuştur. Laik eğitime uygun olarak ilk ve orta öğretim esasları tespit edilmiştir. Eğitimin müfredatı laikleştirilmiştir. Okullarda dini semboller kaldırılmış. Kanun özellikle laiklikle ilgilidir. Maarif Teşkilatı Kanunu 1926 2. Maarif birincisi kongreydi zaten. İkincisi Maarif Teşkilatı Kanunu'nda kanun özellikle laiklikle ilgilidir. Tarif İnkılabı 1 Kasım 1928. İkiliği engellemez Tarif İnkılabı. Sadece geçiş yapılmıştır. Arapçadan Türkçe'ye geçilmiştir. Burada bir ikilik yoktur. Sadece geçiş vardır. Elif Ba raporu ile Latin alfabesi örnek alınarak Türkçe'ye uygun inkılap yapılmıştır. Harf İnkılabı daha çok inkılapçılıkla ilgili bir yeniliktir.
Milliyetçilikle olan bağlantısı ise Türk diline uygun bir alfabe tercih edilmiştir ve Türkçenin gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu nedenle milliyetçilikle ilgilidir. Sonuç olarak özünde Türk alfabesi değildir. Doğrudan milliyetçilikle ilgilisi var denilemez. Dolaylı yoldan denilebilir. Doğrudan milliyetçilik demiş olsaydı kalkar Uygur alfabesini ya da Göktürk alfabesini kabul edebilirdik. Harf inkılabıyla okuma yazma kolaylaştı. Batı dünyasıyla yakınlaşma sağlandı. Arap kültürünün Türk kültürü üzerindeki etkisi yok edildi. Laiklikle ilgilidir, milliyetçilikle ilgilidir bu durum. Laiklikle olan bağı ise toplumun büyük bir kesimi Arap alfabesini Kur'an alfabesi olarak algılamaktadır ki bu sebeple laiklik ilgisi vardır. Unutulmamalıdır ki Arap alfabesi kullandığı halde laik, Latin alfabesi kullandığı halde de teokratik devletler vardır. Halkçılıkla ilgisi kısmi ise okumasında Arap alfabelerinin Latin alfabesine göre kolay öğrenilmesi söylenebilir. Harf inkılabıyla okuma yazma kolaylaşmış, okur yazar oranı artmıştır. Çağdaşlaşmada önemli bir engel olan yazı meselesi çözümlenmiştir. Yeni harfleri öğretmek ve okur yazar oranı arttırmak için millet mektepleri açılmıştır. Harf inkılabı öncesi önemli gelişmeler şunlardır. Harf inkılabı öncesi önemli gelişmeler şunlardır. 3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmış. 11 Mart 1924'te medreseler kapatılmış. 1926 yılında çıkarılan bir kanunla ticaret hayatında Türkçe kullanılması öngörülmüştür. 1927 yılında çıkarılan bir kanunla sokak adları Türkçeleştirilmiştir. 20 Mayıs 1928 tarihinde Arap rakamları kaldırılarak uluslararası rakamlar kabul edilmiştir. İki tane not var burada. Yeni harflerle basılan ilk gazete 20 Ağustos 1928'de çıkan Maarif Mardin gazetesidir. Yeni harflerle basılan, yani Latin harflerle basılan ilk gazete 20 Ağustos 1928'de çıkarılan Mardin gazetesidir. İkinci bir not ise yeni Türk harflerini öğretmek için en büyük çabayı gösteren Mustafa Kemal Paşa'ya 24 Kasım 1928'de baş öğretmen unvanı verilmiştir. Aynı zamanda öğretmenler günüdür. Aynı zamanda bu 1. Millet Mektepleri Talimnamesi'nin adını almıştır. Buraya kadar olan kısımda hukuk inkılapları, siyasi inkılaplar, medeni kanun, teşkilatı esasiye yani 1921 anayasası, 1924 anayası, eğitim ve kültür inkılaplarında tevhid-i tedrisat kanunu, marif teşkilatı kanunu, harf inkılabı konularını geçtik. Bir dahaki konuda millet mektepleriyle devam edeceğiz yine eğitim ve kültür inkılaplarında.